Sıradaki söz talebi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Muş Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'ye aittir. Buyurun Sayın Temelli. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bugün 8 Ekim, 8 Ekim 1978'de Türkiye İşçi Partili 7 devrimci Ankara'da Bahçelievler'de katledildi. Kendilerini saygıyla anıyorum ve isimlerini buradan tek tek zikretmek istiyorum. Katledilen devrimciler Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alen, Faruk Ersan ve Salih Güvence. Evet, bu devrimcileri katledenler cezasızlık politikası sonucu yargılanmadılar ve hatta siyasetin kollamasının ötesinde bizzatihi siyasetin içinde bile yer aldılar. Bu cezasızlık politikaların bugün de devam ettiğini çok net görüyoruz ve izliyoruz. Ve bu cezasızlık politikaları sonucunda da aslında bugün siyasetin nasıl darbelendiğine de hep birlikte tanık oluyoruz. 7 devrimcinin katledilmesi gibi yine 8 Ekim'de bu kez 1980 tarihinde Necdet Adalı Ankara'da Ulucanlar cezaevinde idam edildi. 1980 faşist cuntasının ilk idamıydı Necdet Adalı. Necdet Adalı gibi katledilen bütün askeri cuntanın katlettiği bütün devrimcileri de yine saygıyla anıyorum. Necdet Adalı idam kürsüsüne çıktığında şöyle haykırdı faşistlerin yüzüne. Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği. Kahrolsun sömürgecilik, kahrolsun faşizm, kahrolsun emperyalizm dedi. Evet, kendisini bir kez daha saygıyla anıyorum. Faşizme karşı mücadelemiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Süleyman Sağlıcak'ı tanıyorsunuz. Süleyman Sağlıcak Şırnaklı. Şırnak'ta yerel seçimler sırasında Şırnak halkının iradesini gasp etmeye yönelik oraya gelenlerin yüzüne sürekli haykırdı. Konuş nerelisin, konuş nerelisin. Süleyman Sağlıcak maalesef yargılanıyor. Ve neden yargılanıyor biliyor musunuz? Seçim kanununa muhalefetten yargılanıyor. Yani bir halkın iradesini gasp etmeye yönelik, bir seçime yönelik hırsızlığa karşı çıktığı için, oy hırsızlığına karşı çıktığı için seçim kanununa muhalefetten yargılanıyor. Yüksek Seçim Kurulu seçim kanununa muhalefetin belki de seçim yasalarının en önemli hak gaspının ortaya çıktığı yere müdahale edeceğine, bırakın müdahale etmeyi, savcılar eliyle seçim kanununa muhalefetten Süleyman Sağlıcak'ın yargılanmasına neden oluyor. Evet, sevgili arkadaşımız Alp Artunöz, Kobani Kumpas davasından dolayı şu anda Sincan'da tutsak olan Alp'in bir sözü. Sözdür, söylenmiştir demişti. Süleyman Sağlıcak'ınki de sözdür, söylenmiştir. 8 Ekim deyince tabii aklımıza 6-8 Ekim Kobani direnişi, dayanışması geliyor. Bu direniş, bu dayanışma nedeniyle aslında Kobani'deki DAEŞ çeteleri durdurulmuştu. Ve biz de bu dayanışmaya, bu direnişe o zamanki HDP olarak katılmıştık. Tüm dünyanın çağrısı gibi biz de bir çağrıda bulunmuştuk. Fakat maalesef yıllar sonra Kobani Kumpas davasıyla karşılaştık. Bu Kobani Kumpas davası sonucunda da eş başkanlarımız, MYK üyelerimiz yargılanmaya devam ediyorlar ve şu anda hala tutsaklar. O tutsaklardan biri de Günay Kubilay arkadaşımız. Kendisi bir kitap yazdı. Bu kitap bir kumpas davasının anatomisi adıyla kitapçılarda yer aldı. Bakın oradan bir şey aktarmak istiyorum size. HDP-MYK, Kürtler dahil bölge halklarının barbarlık mı insanlık mı ikilemeyle karşı karşıya olduğu bir kritik eşikte tercihini insanlıktan yana yapmış, Türkiye halklarının IŞİD barbarlığına karşı sokakta destek ve dayanışmaya çağırmıştır. Dolayısıyla ortada bir ceza davasına konu edilebilecek bir MYK çağrısı yoktur. Ortada insanlık değerlerine sahip çıkan ve insanım diyen herkesçe onuru savunabilecek demokratik bir protesto çağrısı vardır. Evet,
Sevgili Günay Kubilay savunmasında bunları dile getirdi. İnsanlık onuruna sahip çıktıkları için arkadaşlarımız hala tutsak. İnsanlık onuru bugün hala DAEŞ'e karşı, o zihniyete karşı mücadele etmeye devam ediyor. Buyurun Sayın Temelli. Ve arkadaşlarımız da onurlu bir şekilde nerede olurlarsa olsun bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyorlar. Biz buradan bir kez daha hem tüm topluma çağrıda bulunuyoruz, hem de bir kez daha yargının bu adaletsiz gidişe, bu hukuk tanımazlığa bir son vermesi için bu çağrımızı tekrardan yineliyoruz ve tüm arkadaşlarımızın Kobani kumpas davasından dolayı, bir kumpastır çünkü, tutsak edilen tüm arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz. Tabii bunun için her şeyden önce yargının bağımsızlığı en önemli, en kritik belirleyicidir. Hukuk devleti dediğiniz şeyin belki de en önemli fotoğraflarından biri yargının tarafsız ve bağımsız olması gerekirken, kuvvetler ayrılığının çalışması gerekirken, bugün kuvvetler ayrılığı, kuvvetler ayrılığına bağlı olarak da denge denetleme mekanizması. Buyurun Sayın Temelli. Bir kez daha tanıklık ediyoruz. Evet, yargı bu durumda, tabii buna bağlı olarak cezaevlerindeki sorunlar da devam ediyor. Cezaevlerindeki sorunları burada sık sık dile getiriyoruz ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerin nerelere ulaştığını özellikle hasta tutsaklar konusunda dile getirdik. Bunun dışında son olarak Kırşehir cezaevinde tutuklu olan Mahsur Zan bir mektup yazmış. Kime yazmış? Bana yazmış. Bana yazdığı mektuba cezaevi idaresi, cezaevi müdürü engel olmuş, bana gelmesini engellemiş. Peki mektupta ne varmış? Mektupta cezaevinde yaşanan sıkıntıları kaleme almış Mahsur Zan. Ve cezaevi idaresi üzerine şunu yazıp mektuba el koyuyor: sakıncalı. Bu sakıncalı sözcüğünü nereden hatırlıyoruz biliyor musunuz? 71-12 Mart darbecilerinden hatırlıyoruz. Mektupların, kitap... Tamamlayın Sayın Temelli. Tam da bu sözcüğü yazarlardı, sakıncalı. Bu cezaevi idaresinin zihniyeti işte darbeci zihniyettir. Bu darbeci zihniyete izin veren, yol verenler de işte aslında darbe mekaniğinden beslenmeye devam edenlerdir. Dolayısıyla cezaevlerinde sorunlar büyüktür. Bu sorunlar tabii ki kamuoyuyla, bizim aracılığımızla paylaşılmalıdır. Meclisin iradesi bu sorunları gidermek yönünde olmalıdır. Yoksa bu sakıncalı aklın görev başında olmasına yol vererek değil. Son olarak tabii ki bugün ekonomik kriz ciddi boyutlarda ve bu ekonomik krizin yükünü hala ücretliler ve emekliler çekiyor. Bu yükün bir an önce hafifletilmesi için hiç bütçeyi beklemeden asgari ücrete ve emekli maaşlarına bir ara zam yapmak artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Çünkü asgari ücret... Tamamlayın Sayın Temelli. Asgari ücretin satın alma gücü, emeklilerin satın alma gücü hızla erimiştir. Bugün hem Merkez Bankası'nın hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hiçbir tahmini tutmamaktadır. Sene sonu hesapları %38 diyorlar enflasyon için. %48'e revize ettiler. Şimdiden %60 neredeyse gerçekleşecek. Çünkü tüm anketler bunu gösteriyor. Fakat asgari ücretin satın alma gücü ve emeklilerin satın alma gücü hızla eridi. Bütçeyi ve yılbaşını beklemeden hızla bir iyileştirmeye ihtiyaç vardır deyip bu konuda da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın artık bu emeklileri ve emekçileri hedef alan anlayıştan bir an önce kurtulması gerektiği çağrısını buradan bir kez daha yineliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'a aittir. Buyurun Sayın Günaydın. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım, ben de gecenin bu saatinde herkesi selamlıyorum. Bugün bir kapalı oturum yaptık. Bu kapalı oturumda Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı geldiler, birer sunum yaptılar. Elbette iş tüzük uyarınca bu tutanaklar 10 yıl süreyle gizli olmaya devam edecek. Ancak 10 yıl sonra bu tutanakları okuyanlar
Ve bugünkü medyayı da hatırlayanlar